Merhaba. Sesimin kötülüğünden dolayı özür diliyorum ve videoyu anlatmaya başlıyorum. Buradaki gözü YouTube'da görmüştüm. Biri çiziyordu. Aynı programdı. Eskiden farklı bir program kullanıyordum. Ama onun renk skalası bu geniş değildi. Bazı teknik hataları, kusurları vardı bana kalırsa. Ben de farklı bir uygulamaya geçtim. Şuraya resmini koyayım. Oldukça da güzel bir iş çıkardım. Bu ilk çizimim. İnternetten buldum, üzerini çizerek gözü oluşturdum. Çünkü buradan kalemi alıp çizmek çok zordu. Henüz tableti almamıştım. Çizim kalemim yoktu. Parmağımla bir gün, 2 gün uğraşarak bunu zar zor yaptım. Kirpik hele hiç çizemiyordum. Şu an hala çizemiyorum ama o zaman teknik sorunlardan çizemiyordum. Burada aynı gözün kopyasını, bu sefer farklı bir renk ve göz rengiyle çalışıyorum. Bu göz çizimi de bitti. Bundan bir tane daha var. 3 veya 4 tane çizdim. Dördüncüsü çok kötü olduğu için buraya koymadım. Burada kendimiz görüyoruz. Eski göz çizimim üzerinden geçip o şekilde yapıyorum. Fark ettiyseniz göz bebeğin içine bir mavilik katıyoruz. O maviliğin amacı gri yerine gözün rengini tutturmak için mavi daha ideal bir renk. Maviyi kattığımız zaman göz biraz daha canlı, biraz daha gerçekçi duruyor. Ayrıca açık bir mavi kullandığımız için beyaza da yakın. Gri çok sırıtıyor orada. Göz bebeği yaparken sürekli çizgiler halinde yapıyorum. İrisimizdeki göz çizgilerini yapmaya çalışıyorum. Göz bebeği içindeki o beyaz parlaklık da göze ışık geldiğinde hani olur ya çizgi çizgi biraz daha gerçekçi doğal dursun diye yapıyorum.
Kara kalem etkisi nasıl vereceğimi bilmiyordum. Burada zaten veremedim. Bir sonraki videoda daha çok kara kalem izlenimi olacak. Burada kara kalem seçeneğini kara kalem kalemini seçerek ufak çizgiler atıyorum. Daha sonrasında opaklığını düşürerek dağıtma seçeneğini seçiyorum. Onunla hafif hafif dağıttığım zaman sanki kara kalemle kağıt üzerinde çalışmışım gibi bir görünüm oluşturuyor. Oldukça kolay. Dijital çizim zor değil ama öğrenmesi zor, alışması zor. Daha sonrasında eli kopyala yapıştır yapıyorum çünkü ikinci yapmak için zaman yok. Aynı zamanda derseme de çalıştığım için vakit kaybetmemeye çalışıyorum. İkinci boyamayı kendim yapıyorum. Renk çizimi, el çizimimi tamamen kendim yapıyorum. Hiçbir yerden bakmadan. Işık gölge nereye düşer onları kestirmeye çalışıyorum. Daha sonrasında biraz blue gibi duruyor. Onu biraz silikleştiriyorum bu dağıtma seçeneğiyle. Fark ettiyseniz telif yememek için aynı şarkıyı döndürüp döndürüp geri veriyorum. Döndürüp döndürüp geri veriyorum. Ya kusura bakmayın 7 dakika olunca şarkıda dayanmıyor diyene kadar. Daha fazla telifsiz müzik bulmam gerekiyor. Önerileriniz varsa lütfen alayım. Burada boyarken açık bir sarı boya kovasıyla yapıyorum. Daha sonrasında elin olduğu kısmında sarım tırak bir renge sahip oluyor. Böyle limon sarısı dediğimiz sarı aslında bu. Ve çok hoş durdu. Siyah beyaz bir elden daha iyi durdu. O yüzden yapmıyorum. Burada da opaklığı düşürüp eli çok ele benzeten bir soluk veriyorum. Video burada bitti. Elimden geldiğim çizimi nasıl yaptığımı anlatmaya çalıştım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Umarım sesimi tahammül edebilmişsinizdir. Tekrardan özür dilerim. Linklerden ya da buradaki küçük kutucuklardan diğer videolarıma da bakabilirsiniz. Sesi olmayan tahammül edilesi kısa videolarım da var. Yönlendirebilirim.